Herkese merhaba. Oldukça hafif ve bir o kadar da lezzetli tariflerden oluşan bir menüm var. Önce pancar salatası yapmayı anlatacağım size. Ee, bir adet pancarı ortadan ikiye bölüp yıkayıp haşlıyoruz. Rahatça bıçak girip çıkabiliyorsa tamamdır. Sonra kabuklarını soyuyoruz gördüğünüz gibi. Ardından pancarı rendenin kalın tarafıyla rendeliyoruz. Eğer malzeme miktarını arttırmak isterseniz Tüm malzemeleri de o doğrultuda arttırmalısınız. Bir de sarımsak rendeliyoruz ama iri bir diş sarımsak rendeliyoruz. Tuz serpiyoruz üzerine ve çok sulu olmayan yoğun bir yoğurt ilave ediyoruz. Süzme yoğurt da ilave edebilirsiniz ama susuz yoğurt yeterli. Sulu kısmını koymayın yoğurdun. Yoğurt ekledikten sonra karıştırmaya başlıyoruz. İyice güzelce karıştırıyoruz. Tüm malzemeler birbirine geçiyor. Sarımsak dağılıyor. Tuzla ve sarımsak. Sonra servis tabağına alıyoruz. Salatamız hazır. Çok çok pratik bir tarif. Zaten bugün hep pratik tariflerden gidiyoruz. Sonra başka bir tarife geçelim şimdi. Bir yumurtayı güzelce çırpıyoruz. Bir buçuk çay bardağı süt koyuyoruz. Bu böreğimizin sosu olacak. Sütü koyduktan sonra da çırpmaya devam ediyoruz. İyice birbirine karışıyor. Başka bir kabın içerisinde de ufalanmış beyaz peynirin üzerine doğranmış maydanoz koyuyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. Dilerseniz iç malzemeyi farklılaştırabilirsiniz. Patatesli yapabilirsiniz ya da kıymalı yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Yufkayı seriyoruz güzelce masanın üzerine ve o sostan biraz döküyoruz ve o sosun her tarafına bulaşması için şöyle yufkayı Böyle sosun olduğu yerlere doğru getirip yayıyoruz güzelce. Şimdi bu böreğin özelliği çıtır çıtır ve elde açmış gibi olacak. Bunu yapan da bunu sağlayan şey de şu e, süzgeçle serptiğimiz un. Bol bol un serpiyoruz her tarafına gelecek şekilde. Sonra sigara böreği sarar gibi saracağız. Dilimleri ayırıyoruz üçgen şekilde. Uç kısmına peynirli harçtan koyuyoruz. Kenarlarını katlayarak küçük küçük börekler yapıyoruz. Yağlı kağıt serinizi tepsiye dizeceğiz. İsterseniz yağlanmış tepsiye de dizebilirsiniz. Hiç fark etmez. Böreklerimizi alıyoruz. Hani bir sos hazırlamıştık ya bir kısmını yufkanın üzerine sürdük. İşte arta kalan sosa böreklerimizi daldırıp çıkarıyoruz. Ve tepsinin üzerine diziyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Böreğimiz de hazır. Gördüğünüz gibi şıpşak hepsi hazırlandı. Şimdi böyle çok güzel klasik patatesli köfte tarifimiz var. Sulu patatesli köfte. Köfte için kıymanın içine ekmek ufalıyoruz. Bir adet soğanı rendeliyoruz. Tuz ve köftelik baharatları ilave ediyoruz. Ve elimizde yoğuruyoruz. Benim köftelik kıymam oldukça yoğun yağlı ama ben kendimi çektiğim bir kıyma bu. O yüzden öyle. Siz normal kasaptan aldığınız kıymayı da orta yağlı seçmenizi tavsiye ederim. Sonra ve tek çekim yaptırın. Bu köfte de çok çok lezzetli oluyor. Sonra böyle ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elinizle yuvarlayın. Sonra una da bulayabilirsiniz bunları birbirine yapışmasın diye. Tamamen size kalmış. Köfteleri güzelce yaptık, yuvarladık. Patatesleri küp küp doğruyoruz. Ve bir tencerenin içerisine 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ koyup kızdırıyoruz. Ardından soğanları şöyle bir soteliyoruz. Pembeleşiyor hafifçe. Sonra içine salça ilave ediyoruz. Salçayla beraber soğanları kavurmaya devam ediyoruz. Kavrulan soğanların üzerine 2 tane dediğim gibi küp doğranmış patatesi ilave ediyoruz. Patates miktarını arttırabilirsiniz ya da bir iki tane de havuç ilave edebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Zenginleştirmek elinizde. Patatesi ilave ettikten sonra şöyle bir salçayla soğanla karıştırıyoruz, hafif kavuruyoruz. Sonra 3 su bardağı kadar sıcak su ilave ediyoruz karıştırıyoruz. Salça tamamen eriyor. Dediğim gibi birbirine yapışmaması için ben unladım köfteleri. Dilerseniz siz de unlayabilirsiniz ya da unlamadan da geniş bir şeyin içinde yapabilirsiniz. Köfteleri ilave ediyoruz. Tuz serpiyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. Kapağı kapalı vaziyette orta hararetli ocakta pişiriyoruz. Patatesler piştiğinde köfteniz mutlaka pişmiştir. Altını kapatabilirsiniz. Şimdi çok kolay bir baklava tarifi vereceğim. Baklavalık yufkaları, hazır baklavalık yufkaların bir tanesini seriyoruz şeye, masaya. Üzerine ince çekilmiş ceviz içini serpiyoruz bakın. Sonra böyle katlaya katlaya çok kolay bir şekilde katlıyoruz ve tepsiye diziyoruz. Hepsini böyle yaptıktan sonra birazcık üzerine sıvı yağ gezdiriyoruz. Sonra fırına veriyoruz. Hafif pembeleşince çıtır çıtır olacak hemen çıkarıyoruz. Hafif pembeleştiğine bakın kızarmayacak. Sonra üzeri için bir sos hazırlayacağız. Yumurtayı kırıyoruz, şeker ilave ediyoruz ve çırpmaya başlıyoruz bir çırpma teliyle. Sıvıya ve süt ilave edip tekrar çırpıyoruz. O şekeri iyice eritiyoruz. Ama e, burası önemli. Şeker eğer erimezse çıtır çıtır ağzımıza gelir, onu istemiyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Bir paket kabartma tozuyla bir paket vanilya ilave edip yeniden karıştırıyoruz. Ve hani demiştim ya size hafif pembeleşmiş şekildeken ocaktan çıkarın diye. İşte o ocaktan çıkmış olan baklavanın üzerine bu sosu dökeceğiz. Tabi bir tarafta da şerbetimizi hazırlamalısınız. 1,5 su bardağı şekere 1,5 su bardağı suyu kaynatıp şerbeti hazırlıyoruz. Bakın bahsettiğimiz baklavanın şekli böyle olacak. Çok hafif pembeleşecek. Üzerine o sıvıyı döküyoruz ve tekrar fırınlıyoruz. 170 derece fırında işte şimdi üzeri nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Bir tarafta da şerbeti hazırladık. Bakın gördüğünüz gibi. Şerbeti indirdikten sonra birkaç damla da limon sıkın. Sonra soğuk şerbete sıcak baklavanın üzerine döküyoruz ve çekmesini sağlıyoruz. Neler yaptık bugün? Pancar salatası yaptık. Arkasından çok lezzetli elde açılmış gibi olan bir börek yaptık, peynirli börek. Patatesli köfte yaptık ve en sonda inanılmaz kolay ve pratik bir baklava yaptık. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza mutlaka abone olun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.